Her zaman merak ettiğimiz, tüm kuşaklara seslenmeye başaran, ben ne kuşağıyım deyip şaşırıp kalıp seyircisine de soran Ajda Pekkan'a geçelim. Hadi Ajda, Ajda Pekkan'ın geçelim. Tamam. Da adı geçti. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sevgili izleyiciler sahneye çıktı. Makyajıyla, konuşmasıyla, şöyle eteğini savurmasıyla, kostümüyle seçtiği şarkıların anlamına kadar yine sosyal medyayı salladı. Bir şarkısında da sahnede ölmek istiyorum dedi. Ajda Pekkan izleyelim. Evet, onu da birazdan getireceğiz ekrana Mügeciğim. Evet. İstiyorsan biz kaldı. Evet, geldi mi? Tamam. Bir bakar mısın? Yani 76 yaşında süperstar Ajda Pekkan. Evet. Sahnede seyirciler ne diyor? Biz göremedik mi diyor. Öyle bir evet. göremedik deyince bacak dekoltesini gösteriyor. Ses de vardı arkadaşlar. Dinleyelim. Evet. Çünkü çok bir illüzyon. Göremedik. Evet. Çünkü çok bir illüzyon. Yani şıklık deyince, hava deyince Ajda Pekkan'dan bahsediyoruz. Bambaşka. Tabii ne giyse bir şekilde yakıştırıyor ve baktırıyor. Ama o bacak güzelliği ben onun genetik olduğunu düşünüyorum. Hani yürüme bandında günde 2 saat yürümesi, aerobik yapması, meditasyonuydu, yogasıydı, beslenmesiydi. Normal hayatında tüm bunlar var. Kamp gibi yaşıyor Ajda Pekkan. Aslında birçoğumuzun rahat, keyifli hayatını düşünürseniz sıkıcı bir hayatı var sahne dışında. Değil evet mi? Tabii biz çok bir disiplinli. 24 saatini bir anlatmıştı hı diye kalıyorsunuz. Dinlerken yani. Bir de yoruluyorsun. Evet. Sahneye çıkmadan önce koşu bantına çıkıyor. Şan hocası 5 geliyor. 5 dakika 1 spor saat hocası yürüyor. Geliyor. Sen ikinci kişi gelirse öf dersin eve. Evet ben vallahi çok sevmiyorum o kadar sosyalleşmeyi. Evet ben de sevmiyorum. Çok birileri gelsin gitsin falan hiç sevmiyorum. Ben böyle az insanla daha mutlu olanlardanım. Aynen. Az aynen. İnsan az eşya. Onun için bir yerde görünmüyorsunuz. Siz nereye gidiyorsunuz? Diyorlar ama bir yere gittim. Bir yere gitti. Ev iş işe. Peki sahne kıyafetlerini konuşmuşken Mügeciğim, Demet Akalın'ın sahne kıyafeti hazır mı arkadaşlar? Evet. Gülşen'in iddialı sahne kıyafetlerinin aksine Demet Akalın ise sahneye eşofmanla çıktı. Onu da getirelim bir ekrana. Evet, yani Demet'in sadece Gülşen'le karşılaştırılma meselesi değil. Gülşen'i bir kenara koyarsanız o aldı zaten başka yere gitti Gülşen. Demet Akalın'ın mesele burada ne kadar ünlü bir markanın eşofmanını giymesi falan değil, sahneye özensiz çıkması. Yani böyle sanki Demet'in bir şeye morali bozuk, canı sıkılıyor. Sahneye böyle bir canı çıkmak istemiyor, eğlendirmek istemiyor. O modda değil yani. Demet yıllardır sahneye eşofmanla çıkanlardan. Ama bu hatta, öyle eşofman hatta ilk yani. İsimlerden. Parıltılı güzel ama şeyler giyiyor. Öyle bir kombin yapardı evet ki o eşofmanı. Canım. O sıradan eşofmanı alırdı. Beyoncé'ye ait eşofmanlardı değil mi? Onun markasına ait. Tabii üstü eşofman. Başka altı. O eşofmanı bir alırdı. Ne bileyim bir çizme giyerdi. Işıltılı böyle pullu evet. Payetli bir çizme giyerdi. Biz onun kıyafetlerini konuşurduk. Bir stiletto giyerdi. Biz onun tarzını konuşurduk. Şık mı rüküş mü diye tartışırdık. Hatta derdim ki bu kadar güzel vücudu varken niye böyle eşofmanlar falan giyiyor diyordum. Şimdi o Demet'i düşündüğüm zaman o Demet bayağı şıkmış. Bayağı özenliymiş. Bu Demet'e evet. Baktığım zaman da Demet Akalın'ın alışveriş merkezine gittiği stili daha şık, daha özenli. Demet sanki evde koltuğunda oturuyormuş. Aa konser vardı kalk geciktik diyor Okan ona. Kalkıyorlar konsere gidiyorlar ve o sırada da kıyafetini değiştirememiş gibi. Bu benzetme de güzel. Bir benzetmeyi de dün seyircilerim, takipçilerimizden birisi yaptı. Sanki şehirler arası yolda gidiyor mola vermek için. Hani düz, moski, ayran falan mola vermek için arabadan çıkıyorsunuz ya. Hani o arabanın yorgunluğu için böyle rahat giyiyorsunuz. Arada konsere çıkıp yola devam ediyormuş gibi bir evet. Hali var. Ama kıyafetinin ötesinde de böyle canı sıkılıyor sanki. Keyifsiz gibi keyifsiz gözüküyor. Gibi gel. Yani enerjisi yok. Yani olabilir çünkü Demet'in enerjisi, ruh hali dış görüntüsüne, söylemlerine, yazdıklarına, konuşmasına ve kıyafetine çok hızlı yansıyor. Ya da Demet üzerindeki İtalyan markaya ait eşofmanla Türkçe olarak şu mesajı veriyor.
Ben kimseyle yarışmıyorum. Ben bu yaştan sonra dekolte yarışına da girmem. Sahnemi yaparım, işimi yaparım, evime dönerim mesajı hayatım veriyor. Hayatım dekolte yarışına Demet girmesine geçen gerek yok ki. Ayda, Ajda Pekkan'da da bacağını açması dekolte var. Orası öyle. Yani başka diyor, bir özen ben özen. Ben diyor artık diyor, o iddialı şeylerden çıktım diyor. Yarışların içinden çıktım diyor. Ben kendi halimdeyim, işimi yapıyorum ama diyor. Sahne geçen bu. Ayda 50. yaş gününü kutlamıştı. Evet, artık diyor yaşıma uygun kıyafetler seçeceğim diyor. Ama bir kez daha söyleyelim. Bu mu o kıyafet? Hayır, 50 yaşında bir insan. Demet'in gayet güzel fiziği var. Boyu, posu yerinde. Yani şöyle bir etek falan giyse bak mesela. Bu da alışveriş merkezinin stili değil mi? Aslında evet. onun da pek bir farkı da yokmuş. İşte bir AVM ya da bir şehirler Demet'te arası biraz otomobille yapılan keyifsizlik var. Keyifsizlik bir keyifsiz... var. Yani onu böyle birisi gaza getirip yükseltmesi lazım. Onu biz çok iyi tanıyoruz. O böyle birinin onu motive etmesi lazım. Demet sanki bir motivasyon rutine bırakmış kendini. Yani böyle dediğin gibi motivasyon eksikliği de var. Yani ben gideyim sahnemi yapayım işte evime gideyim falan hani böyle emekli gibi. Valla bak Demet'ten daha büyük. Stillere bakar mısın? Evet. Yaşı Demet'ten daha büyük olan Ajda Pekkan dün hani o bacak açma hareketinden sonra kuliste de konuşmuşlar. Akşam WhatsApp'ımıza bilgi de geldi. Benim öncelikle seyirciye olan saygımdan dolayı şık ve böyle pür dikkat olmak zorundayım demiş. Çok çünkü kulise de mesajlar gitmiş gelip onu görmüşler falan. Mesele 50 yaş, 70 yaş, 60 yaş, 20 yaş değil. Sahnede performans yıldızıysan, ünlüysen dikkatli olmak zorundasın. Moralin ne olursa olsun, ne yaşıyorsan yaşa. Kolay mı? Ekrana çıkmak her gün gülmek, pür dikkat olmak. Demet'e yakışmıyor. Halka bana. Desenli böyle bir eşofman altı var altında. İstediği dünyaca ünlü marka üzerine olsun. De İtalyan markaya ait bir tişört giymiş. Şimdi bakıyorsun tişörtle o eşofman altının ne alaka diyorsun. Evet eskiden de eşofman kombinleri yapardı ama çok şık olurdu. Bilemedim yani Demet'in gerçekten ciddi bir motivasyona ihtiyacı var. Motivasyon Okan'a eksikliği. İş düşüyor burada. Evet sadece Okan'a değil onun da kendi kendini motive etmesi lazım. Bakın. Hiç olmadığı kadar pop müzik yıldızlarının performansları, sahne dansları, şovları, kıyafetleri konuşuluyor. Gündem diyoruz ya magazinin şifresi, magazin bambaşka bir yere doğru gidiyor. Bir yerden yakalamak lazım. Demet uzun zamandır tasarruf yapıyor biliyoruz öyle çok dünyaca ünlü markaların kıyafetlerine dünyaca ünlü paralar artık akıtmıyor ama arşivden giyiyor ama Demet'in o arşivine girdiğin zaman dört tane mağaza açarsın. Etiketi olan kıyafetler olduğuna eminim. Kombinini yaparsın en azından deriz ki 2019'da giymişti o zaman bakarsın, da çok şıktı. Burada daha şık. Buralarda vallahi daha şık. Daha iyi. Evet.